Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda 3 haftalık rapor videosuyla tekrardan karşınızdayım. Gold Premium'la son 1 haftamıza gireceğiz ve bu hafta sonu da sizlere 3 haftalık raporun videosunu çekmek istedim. Gold Premium çektik ve günde 2 ile 3 saat arasında online olarak JR'ye girerek farmlar atarak neler kastık bunları inceliyoruz. Bildiğiniz gibi 1. hafta ve 2. haftanın raporlarını geçtiğimiz haftalarda izlediniz. Bu hafta da 3. haftanın raporuyla karşınızdayım. Daha fazla oyalamadan şöyle hemen bankamı göstereyim sizlere. Şu anda 3. haftadayız. 46 emlakite kadar çıktık. Gold Premium'umuzla Trina'mızı hala satmadık. Silver varımız bir taneydi. İkinciyi aldık JR etkinliğimizden. Kutu drop'tan yani drop sırası bizdeydi ve bir silver bar daha edindik. 4 tane armor, 7 tane de weapon ağaç seçeceğimiz var ekstra olarak geçen haftadan. Bunlardan atak olan 200, defans olan 100k bandında ortalama bir fiyat şu an sağlıyorum. 80, 70, 110, 120k bandında olabilir. Biri diğerinin yarısı kadar fiyatında. Bunları da buraya koyduk bir farmımızdan. Evet, gelelim asıl kazançlarımıza. 22 tane silver gemimiz oldu. 14 tane silver gemimiz vardı. Bunun üzerine tam 8 tane gem eklemişiz arkadaşlar. Bunlar da bu arada winlerin haricinde geride sıra bizde olduğu için devadan aldığımız gemler de var. O yüzden 22 tane silver gemi çıkabildik. 10 tane blue gemi almışız. Bu sayıda geçen hafta 7 idi. 7'den 10'a geldik. Green gemimiz 8 oldu. Sadece 2 tane green gem alabilmişiz. 17 tane de black gem edinmişiz arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle bakalım, bir 3 tane BDV kazanmışız bu süreçte. 58 tane TS'miz olmuş. Geçen hafta bu 32 idi. Hammer'ımız duruyor. Son göreme çok uğramadım aslında. VB'miz vardı. Bir tane VB'miz vardı. VB sattım. Bir drop daha almış. Yanlış hatırlamıyorsam onu da sattık. Toplamda 46 M200K kadar bir nakite geldik. Hiçbir harcama yapmıyorum şu anda. Tamamen birikim pot masrafı dışında bir masrafımız yok. 3. haftanın sonunda da bu kadar bir kazancımız oldu. Kabaca sizler için hesaplamak gerekirse burayı hesap ettiğimiz zaman silver gemler, trinalar, nakitimiz, silver barlar, buradaki tüm droplar, bu sayfa diyeyim zaten droplarımız bu sayfada, hepsi 320 M bandında bir para yapıyor arkadaşlar. Yani geçen hafta 210 civarında, 210 M civarında bir para vardı. Şu anda da 320 M civarında, yani bir haftada 110 M'lik bir kazanç yapmışız ve bu hafta birazcık da farmlayamadığımı söyleyebilirim bu arada. Slotlar çok doluydu. Genellikle etkinliklerden, BDV'lerden, JR'lerden, bunun haricinde boş bulduğum yarım saat, bir saatlik slotlardan, o yüzden oturup 2-3 saat farm yapamadım. Ama yine sadece etkinliklerle, üstüne yarım saat, bir saat farmlarla günlük 1-2 saatlik online süremizde 110 M civarında bir para kasmışız. Ve 3. haftanın sonunda kazancımız bunlar. Şu anda burada 320 M civarında bir para var. Bu 320 M'i sadece Gold Prey ile kastık. Gold Prey ile parasını zaten çoktan çıkardık. Trina'mızı da daha satmadık. Zaten Trina sadece 60 M, 70 M ya da 50 küsur o civarda bir aralıkta sürekli iniyor çıkıyor. Tam olarak bunu en son satarken birlikte değerlendireceğiz. Yani sonuç olarak 3 haftalık Gold Premium'da droplarımız bunlar, farmlarımız bunlar. Aldığımız boostlar var, buya attığımız boostlar var, sattığım itemler var. Bu şekilde nakitimiz de bir yandan artıyor, paramız da bir yandan artıyor. Artık son haftaya girdik. Bu hafta birazcık limitlerimi zorlayacağım. Birazcık online süremi zorlayacağım arkadaşlar Gold Premium'la. JR'lerde birazcık daha basacağız, kazanmaya çalışacağız. BDV'lerde aynı şekilde. Bu hafta birazcık daha artık final imzasını atacağımız haftadayız. 4 hafta, yani 1 ayın sonunda Gold Premium'da ne kasacağımızı birlikte göreceğiz. O yüzden ve son videoda şöyle bir şey daha yapacağım. Sayfayı, bu ekranı tam 4'e bölerek 1. 2. 3. ve 4. haftadaki bankamın bu sayfasını hep beraber kıyaslayacağız. Haftalık droplarımızı göreceğiz, kazancımızı göreceğiz. Bir sonraki ayda bunu tabii ki DC Premium'la birlikte yapacağız ve bu iki premium'u da çok rahat bir şekilde kıyaslayacağız. Şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Buradaki setere presini bozacağım. Bu oyun sonunda setere presimiz artık olmayacak. Şu olimpiyada farmlarımıza, videolarımıza devam edeceğiz. Sirius'ta sadece JR'ye girerim muhtemelen. Bir de DC Premium'u değerlendirmek adına bir tane
Okçu dizilebilir. Onu sonraki günlerde karar vereceğiz ama bu Gold Premium'u burada Setre Press ile birlikte noktalayacağız. DC Premium'umuzu bastığımız gibi Olimpiya'da Intipedil Priest'imiz, Mage'imiz ve birkaç tane de sürpriz karakterim olacak sizler için. Yani Olimpiyada da Sirius'ta da farmlarımıza, etkinliklerimize devam edeceğiz. Kazançlarımızı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım bu haftanın kazancı böyle. Bu hafta 110M, genel olarak 3. haftanın sonunda da 320M civarında bir para kasmış olduk arkadaşlar. Kalabalık bir yeni server'da, kavgada, gürültüde, old takılı bir setere priestiniz varsa ortalama bunu kasabilirsiniz. Bu video birazcık da bunun açıklaması. Ay sonunu birlikte haftaya göreceğiz. Ay sonunda da Gold Premium'un aylık kazancını net bir şekilde satarak itemlerimizi pazarda dolaşarak elde edeceğiz ve sonunda artık yeni dizeceğimiz karaktere, okçumuza itemlerimizi tek tek çekeceğiz ve DC Premium'lu serimiz Olimpiya ve Sirius serverlarında devam edecek arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz slotları lütfen yorum olarak yazın. Olimpiya slot serverındaki IntPP'den videolar görmek istiyorsanız slotları, aynı şekilde yeni serverda slotları ve aynı şekilde ay sonunda Gold Premium'la kasabildiğiniz ya da sizin kastığınız rakamları da yorum kısmına yazarsanız benim için bir kıyas, benim için bir hedef olur. Yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.